Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Soru soran burada mı ki? İçerideydi ama. Bize bir yol göstersin, gidiş yolu. Yavaş yavaş mı gidelim, sonuna kadar mı gidelim? Her zamanki gibi mi? Adım adım gideceğiz yani, öyle mi? Allah izin verirse. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bundaki kasıt tam anlamıyla nedir, nasıl anlamalıyız? Kur'an'ı normalde bir sureten okumak var. Bunu sureten okumak olarak da algılayabiliriz. Bu nedir? İşte bunu noktada okumasını öğrenmek ve okuyabilmek. Ardından biz bunun için manasını anlamak olarak algılayabiliriz. Ama önemli olan muhakkak ki yaşamak. Kur'an muhakkak öğrenilmesi lazım. Yüzeyden okuma noktasında ama muhakkak yaşanması lazım. Yaşamak yine tam anlamıyla anlamaktan geçiyor ama bazıları vardır, mütefekkirdir, mütecelli değildir. Yani o konuda fikir sahibidir ama yaşamıyordur. Yaşamadıktan sonra bir anlamı yok. Arifler ile aşıkların farkı var mıdır? Evet. Arifler de aşıklar da farklıdır. Bu seste bir değişiklik var Salih. Keşf ehlinin uluhiyet konusunda bütün dinler, bütün mezhep ve mektepler, bütün kültürler ve hatta bu konuda söylenmiş bütün sözler hakkında umumi bir fikirleri vardır. Çünkü bu konuda onlardan bir şey saklı kalmaz. Fütuhat 3. cilt 198. Allah'ı bilmenin 3 yolu vardır. Cenab-ı Hak insanları kendisi bilinsin diye yarattı. Ayet-i kerimede de Allah cinni ve insanları kendisini tanıyıp bilinsin diye yarattı buyurur. Sizin okuduğunuz meallerde kendisine kulluk yapılsın diye yazar. Ama onu tefsir eden Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken buradaki kulluktan kastın Allah'ın tanınmak, bilinmek değil alakalı olduğunu söyler. O yüzden ben bilinmez bir hazineydim, bilinmekliği istedim ve mahlukatı yarattım hadisi kutsisini bir kısım ehli hadisçiler onun sahih olmadığını söylese de bu ayet-i kerimeye ve mealine bakaraktan, tefsirine bakaraktan Alül Karri dahi bunun uygun olduğunu, bu mananın kendince lafız olarak sahih olmasa dahi mananın sahih olduğunu söyleyerekten bunu kabul eder. O zaman Cenab-ı Hakk'ın mahlukatını yaratma
sebebi kendisinin tanınması ve bilinmesi içindir. Allah'ı bilmenin üç yolu vardır Müslümanlar için. Bir, Kur'an ile. Biz Allah'ı Cenab-ı Hakk'ın peygamberinin üzerinden indirmiş olduğu Kur'an'la tanırız. İki, biz Allah'ı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisleri ile tanırız. Hadis-i şeriflere baktığımızda bir, fikri, lafzi hadisler vardır. İki, fiili hadisler vardır. Üç, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kendince hali ile, kendi hal olan ve bu halini yakın dairesindekiler bize aktarılır. Biz ona o hali de hadis olarak kabul ederiz. Üçüncü, Allah'ı bilme yolu keşf yoludur. Keşf. Keşf, bir kimsenin kalbine gelen ilham olarak nitelendirir sufiler bunu. Bu ilham ayet ve hadis süzgecinden geçer ise o keşf yolu sahihtir. Eğer o keşf bu manada ayet ve hadis süzgecinden geçmez ise o meseleye farklı açıdan bakılır. Bu manada İmam-ı İbn Arabi keşf ehlinin yeryüzünde eksik olmadığını, bütün inanışların içerisinde keşf ehlinin sözleri ve davranışları olacağını ve bütün bu sözler ve fikirlerin keşfle alakalı birbirlerinden saklı kalınmayacağına dair bu noktada Arabi'nin değişik görüşleri de vardır. Arabi keşf ilmini Kur'an ve sünnetin dışındaki bütün ilimlerden üstün tutar. Yaklaşın biraz daha, sıkışın içeri doğru. Ön sıra değil. Siz durun. Yaklaşın biraz daha, iki dizinizin üzerine sağlı sollu. Üst kat siz de bir yerleşin sağlı sollu iki dizinizin üstüne. Sohbet esnasında birbirlerinize yorum yapmazsanız, birbirlerinizle konuşmazsanız, herkes konuları daha iyi anlayabilir diye düşünüyorum. İnşallah. Bunlar çünkü önemli meseleler. Bir kimse bir kelimeyi kaçırırsa dinlemekte ve kaçırdığı kelimeyi fark etmeden böyle söylediler diye söyler. Ve fark etmez, kendisi de kaçırdığı kelimeye bakmadan öyle inanırsa Allah muhafaza eylesin, küfre de düşebilir. Gazali mi, İbn-i Rüşd mü? Gazali. Bu böyle gidecek değil mi? Konu başlığı mı yoksa soru değil mi bana? Evet. Konu başlığı mı soru mu? Ha, konu başlığı. Ben de böyle soru işaretini görünce bana sordun zannettim. Ama ben yine de söyleyeyim. Gazali mi, İbn-i Rüşd mü? Gazali. Alem ezeli mi, değil mi? Oo. Evet. Ben tabi burada alemden kasıt ne dersem farklı bir noktaya gider.
İnsanın evrene ve sen neden direğin arkasına saklanıyorsun ki? İnsanın evrene ve kendine dair sorduğu soruların temel amacı kendini anlamak ve kendisinin evren içindeki gerçek yerini bulmaya çalışmaktır. Karl Kaspers, felsefe nedir? Yaratılış gizemi ile ilgili tasvir ve izahlara en ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar hemen her millette rastlanır. Paul Davies insanlığın bu arayışını hiçbir şey varoluş bilmecesinden daha şaşırtıcı ya da daha derin değildir diye ifade eder. Geleneksel teizm evrenin Tanrı tarafından yaratıldığının fikrinden taviz vermez. Tanrı'nın sıfatlarından en önemlilerinden birisi yaratma sıfatıdır. Fakat yaratmanın nasıl olduğu konusunda tam bir görüş birliği yoktur. Değişik yorumları şu üç başlıkta toplayabiliriz. 1. Tanrı'nın yaratma fiili tabii varlıkların fiillerine mi yoksa iradeli varlıkların fiillerine mi benzetilmekte? Yaratma İbn Sina ile Thomas'ın karşılaştırılması. 2. Alem hep var olmuştur. Ezeli. Yoksa alemin bir başlangıcı var mıdır? Yani alem sonradan mı meydana gelmiştir? Eren Erdem yaratma sorunu doktora tezi. 3. Tanrı evreni var olan bir şeyden mi yoksa yoktan mı yarattı? Eğer yoktan yarattı ise bu yokluk nedir? Bir şeyden yarattı ise o ilk madde nedir? Soru işareti. İslam düşüncesinde Allah-alem ilişkisi genelde yaratıcı-yaratılan olarak ele alınır. Panteist ve deist geleneği Meşşai felsefede ve Gazali'nin sisteminde kendisine yer bulamamıştır. Bu filozoflarla Gazali'nin ortak noktası alemin Allah tarafından yaratıldığıdır. Evet, normalde panteistler, geçen yine bu kardeşimizin getirmiş olduğu soru malzumesiyle ders yapmıştık. Bu manada panteistler alemin komple Allah tarafından yaratıldığını ama aynı zamanda da alem Allah'tı. Evet. Deistler, burada en önemli nokta deistler. Hatta deizm ülkemizde çok önemli bir yer tutar. Yer tutmasının sebebi şudur. Biz onları Müslüman görürüz ama onlar deisttirler. Deistler bütün kainatı Allah'ın yarattığını, kitabın Allah tarafından gönderildiğine inanmazlar. Peygamberlerin peygamberliklerine inanırlar, peygamberi de deist olarak görürler. Ve peygamberden sonra deistliğin Hazreti Ebubekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye geçtiğini, ondan sonra deistliğin gizlendiğini, sonra zamanın pirlerinin birer deist olduğu, hatta Türkiye'deki meşhur deistler Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Hazreti Mevlana'yı birer deist olarak görürler. Ve derler ki onlar da birer deistti. Peygamberin vazifesini yaparaktan onlar birer deistti derler ve aynı zamanda da o deistler de kendilerini bir peygamber yerine koyarlar. Tabi
deistlerin en büyük bölümü Atatürk'ü de deist olarak söylerler. Ve derler ki Atatürk de deisttir. O yüzden bir kısım Atatürkçüler, Araplar sizin Mustafa'nız size, bizim Mustafa'mız bize derler. Yani Atatürk'ü o deistler kendilerince bir peygamberle, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle eş görürler. Eş görerekten Atatürk'ü de deist hükmüne varırlar. Tabi Atatürk'ün ağzından deistim sözünü duydular mı duymadılar mı onu bilemem. Ama normalde işte Atatürk de kendince şeriat getirdi. Atatürk de kendince bir ilim, bir kitap getirdi diye nutku bu noktada kutsal kitap gibi görürler. O yüzden Türkiye'de bir kısım deist kimseler vardır. Onlar sizin İslami veyahut da Muhammedi noktada konuşmanıza hiç itiraz etmezler. Ve herkes de onları deist görür. Gazali sisteminde kendisine yer bulamamış. Evet, Gazali deistlerle de işte ne bileyim diğer yaratıcıyı kabul eden filozoflarla aynı noktada birleşir. Müslümanlar da aynı noktada birleşirler. Bu kainatı Allah yaratmıştır. Fakat bu yaratılışın ne zaman ve nasıl olduğu konusunda farklılıklar içerir. Farabi ve İbn Sina yaratılışı sudur teorisini çağrıştıran karmaşık bir yapı içinde anlatır. Bu sistem birden ancak bir çıkar ve madde eksikliği temsil eder şeklinde iki temele dayanır. Gazali bunu kabul etmez. Çünkü bu teoriler kabul edildiğinde Allah'ın iradesi hiçe sayılacak, yaratma Allah için zorunlu görülmüş olacaktı. Bu durumda faili muhtar olan Allah inancı ortadan kalkacaktı. Cerai'ye göre felsefeyle uğraşan birçok kişi İslam felsefesi ile ilgili bilgi almak için Koplesto'nun Felsefe Tarihi gibi ikincil eserlere başvurmaktadır. Bu yüzden de onlar Müslüman filozofları Doğu ve Batılı gibi iki gruba ayırır. Doğulu filozofları İbn Sina, Batılı İbn Rüşd temsil eder. İslam coğrafyasında teizmin geleneksel delillerini Ehl-i Sünnet çerçevesinde Mutezile, diğerlerine karşı savunma görevini Eşariler yüklenmiştir. Kelamcılar, parantez içinde Eşariler, Aristo'nun dünyanın ezeliliği iddiasını reddeder. İslam filozoflarından bazıları kelamcıların görüşlerinin bir kısmını kabul ettiler. Büyük çoğunluk ezeli alem fikrini sürdürürken bir kısmında da alemin ezeli olarak Allah'tan sudur ettiğini iddia ettiler. Yunan ve İslam filozoflarının öğretisini bilen Gazali, onları red konusunda Yahya en-Nahvi'nin milattan sonra 490, Platon'un milattan önce 427 ve Aristo'ya milattan önce 384 dair yazdığı reddiyesini öğrenmişti. Yahya en-Nahvi alemin ezeliliği fikrine karşı çıkmış ve sonluluklar delili ile sonsuzca ard arda gelişin imkansızlığını ortaya koymuştur. Akıl vahiy karşılaştırılmasının ortaya çıkardığı tartışmaları eleştirel çalışma yapan Gazali'dir. Gazali'ye göre Allah evreni özgür iradesiyle yoktan ve sonradan yaratmıştır. Dolayısıyla alem hadis ve mümkün varlıktır. Hadis sonradan yaratılma demek. Gelelim İbn Rüşd'e.
İbn-i Rüşd sadece Aristo'yu değil, Farabi milattan sonra 870, İbn-i Sina milattan sonra 980 gibi İslam filozoflarının görüşlerini de incelemiş ve kendi fikirlerini ortaya koymuştur. Rüşd'ün Gazali ile tartıştığı temel eseri Tutarsızlığın Tutarsızlığı adlı eseridir. Rüşd'ün temel hareket noktası Aristo çizgisidir. Bir yandan Aristo'yu yanlış anlayıp yanlış aktardığı için Farabi ve İbn Sina'yı eleştirirken, diğer yandan Kur'an'ı yanlış yorumlayıp İslam görüşünü savunduklarını zanneden kelamcıları ve Gazali'yi eleştirir. Ancak birden bir çıkar ilkesinin doğru olmadığı noktasında Gazali ile aynı görüştedir. Birden bir çıkar soru işareti. Rüşd'e göre fail iki sınıftan oluşur. Bir, fiilin iliştiği eserin fiilin varoluşu anında kendisinden çıktığı fail sınıfıdır. Bu bir yapının var olmasıyla artık yapı ustasına gerek kalmaması gibi. İki, kendisinden esere ilişik olan yalnızca bir fiilin çıktığı ve bu eserin de ancak fiilin kendisine ilişmesiyle var olduğu fail sınıfıdır. Yani fiil yok olunca eser de yok olur. Fiil var olunca eser de var olur. Böylece o Allah'ın aleme müdahalesinin sürekli olduğuna inanır. İbn-i Rüşd ikisi birbirinin tam karşıtı ve üçüncüsü ise bu ikisi arasında kalan üç varlık çeşidinden bahseder. Birincisi öncesinde zaman olan hadis varlıklardır. İkincisi zamanın öncelemediği ezeli varlıklardır ki bu Allah'tır ve tüm varlıkların nedenidir. Üçüncüsü de bir şey aracılığıyla meydana gelmemiş, kendinden önce zaman geçmemiş olan fakat bir şey sonucu meydana gelmiş varlıklardır. Bu da alemdir der. Benim kanımca İbn-i Rüşd şu görüşü mükemmel der ki yaratma tamamen metafiziksel bir konudur. 1. Halk içinde tartışılmamalıdır. 2. Metafizik konulardaki yorumların kesin telakki edilmeyerek ancak herhangi bir yorumun diğerinden daha tutarlı ve başarılı olduğu söylenmelidir. H. Sarıoğlu İbn-i Rüşd felsefesi. İnançlar doğru olduğunda ve açıkça kanıtlandığında bilgiyi oluşturur. Richard Sündburg, Tanrı var mı? Galiba bütün tartışmalar bu cümle yüzünden. Alemin kökeni ile ilgili şu felsefi ve kelami tutumların ortaya çıktığını görürüz. Alem, bir alem maddesiyle, suretiyle, zamanı ve unsurlarıyla ezelidir. Ve onu idare eden bir ilah yaratıcı yoktur. Bu materyalizmin görüşüdür. İki, alem ile birlikte onu yaratan manevi bir varlık vardır. Bu varlık, alem onunla birlikte ezeli bile olsa alemin idarecisidir. Bu ikinci görüşü açalım. Tanrı eşyanın suretlerini ve unsurlarını ezeli bir maddeden meydana getirmiştir. Bu görüşü Platon savunur. Tanrı ezelidir. Alemde maddesiyle, suretiyle ve zamanıyla ezelidir. Ama aleme hareket vermesi yönüyle Tanrı alemin illeti gaisidir. Bu görüş Aristo ve İbn-i Rüşd'ündür. Allah alemi herhangi bir ezeli maddeden meydana getirmemiş, tersine südur yoluyla var etmiştir. Bu südur ezelidir. Alemde zaman yönünden ezeli, zat yönünden mümkündür. Bu görüş Platon, Farabi, İbn-i Sina gibi filozoflarındır. Alem, Allah alemi bir şey olmayan yoktan yaratmış, bunu sudur yoluyla ve ezelde değil, iradesi gereği başlangıcı olan bir zamanda yaratmıştır. Bu da kelamcıların ve Gazali görüşüdür.
Şeyh Ali Düzgün Nesefi ve İslam filozoflarına göre Allah-alem ilişkisi. Hiçten hiçbir şeyin meydana gelemeyeceğini ifade eden filozoflardan Tahales, M.Ö. 615, ana maddenin su olduğunu iddia eder. İlk madde hava diyen var, ateş diyen var, toprak diyen var. Empedokles, M.Ö. 492, ilke olarak su, hava, ateş ve toprak kabul eder. Bu düşünce daha sonra İslam düşüncelerinden anasır-ı erba, dört unsur fikrinin kaynağı olacaktır. Platon'un adını koymadığı ezeli madde, onun öğrencisi olan Aristo tarafından belirlenmiştir. Bu madde HYL'dir. Yani Heyula. Heyula soru işareti. Kendi şekilsiz ilk madde, çeşitli şekilleri kabul eden pasif güç. İbn Sina Heyula bileşiktir. Çünkü Heyula kendinde Heyuladır. Bilfil cevherdir ve aynı zamanda istidattır. Heyula ancak dışarıdan bir hakikat gelir ve bu sayede o bil fiil hale gelir. İşte bu hakikat suretin ta kendisidir. Kitab-ı Şifa. İbn-i Rüşd her cisim oluşup bozulan ilk madde heyula ve suretten meydana gelir. Rüşd tutarsızlığının tutarsızlığı. Heyula soru işareti. Sayfalar çoğaldı, bitecek gibi de değil, daha yaratmadaki tartışmalara giremedik bile. Tüm dostlardan vakitlerini aldığım, belki de sıktığım için özür dilerim. Belki de büyük sözü dinlemeliyim. Kamışlıktan uzaklaşınca ney mesud oldu. Musiki zindandan kurtuldu. Rumi'yi takip ediniz. O nereye giderse siz de gidiniz. Ve bir müddet başkalarını terk ediniz. Muhammed İkbal Cavidname. Adım adım gidecektik. Aslında soruyu soran kardeşin adetiydi. Arada bir soru sıkıştırırdı. Arada bir soru sıkıştırırken biz bir nefes alır, onun üzerinden adım adım giderdik. Burada şimdi biraz daha yürüdüm. Yürümemin sebebi bir bütünü okudum. Bütünü okuduktan sonra kendimce soru baktım, arada soru gelmeyince ben soruya kadar devam edeyim dedim ama soru gelmedi. Şimdi döneceğiz yaratmaya. Ben sizin kafanızı çok karıştırıp allak bullak etmek istemiyorum. Kur'an Fatiha ile başlar. Fatiha'nın birinci ayet-i kerimesi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi. Bunun tefsiri alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederiz. Biz şimdi ilk önce bu alemler lafzına bakacağız. Alemler lafzına bakmamız gerekiyor ki biz buradaki alemin ezeliliği ile ebediliğini konuşmamız lazım. Alem ezeli midir? Bu bizim dini inanışımıza göre alem ezeli değildir. Yani bir başlangıcı vardır. Eğer alemi ezeli görürsek bu alemin başlangıcı ile Allah da başlangıç yapmış olur. O zaman
Allah'a da bir başlangıç biçmemiz gerekir. Ama Allah ezelidir. Başlangıcı yoktur. Bunu ister fıkıhçılara, ister kelamcılara, ister hadisçilere, nereye bakarsanız bakın, Allah ezelidir. Ezeli olunca başlangıcı yoktur. Allah başlangıcı yoktur ama bir şey yaratmıştır. O zaman yaratmış olduğu şeyin başlangıcı vardır. Bu manada alem veya alemler ezeli değildir. Bir kısım filozoflar, alemin kendi içlerinde ezeli olduklarını söylerler. Değişik yorumlar. Bir, Tanrı'nın yaratma fiili, tabii varlıkların fiillerine mi yoksa iradeli varlıkların fiillerine mi benzetilmekte? Burada Allah'ın yaratması bütün fiillerin üstündedir. Cenab-ı Hak ne kadar alemin üzerinde bir fiiliyat var ise hepsini de yaratan Allah'tır. İster idraki mümkün olan, isterse idraki mümkün olmayan varlıkların üzerinde fiiliyatı yaratan Allah'tır. İdraki varlıkların fiiliyatlarında bir tesir daha vardır. O tesir, o idrak varlıklarının fiiliyatın üzerinde kesb, istemedir. Onu arzu etme. Ona karşı çekici olma. Onu istemesidir. Ben elimi açıp yummayı istedim. Açıp yummayı istediğim için bu benim yaratılış fıtratıma uygun bir hareket olduğu için Allah bunu yarattı. Benim yaratılış fıtratıma uygun bu. Ben bir yıldızı tutmak için elimi uzattığımda bu benim yaratılış fıtratıma uygun değil. Ancak Cenab-ı Hak benim üzerimden harikulade bir fiiliyat yaratmak istiyorsa bunu benim üzerimden yaratabilir mi? Evet. Ama bunu da yaratan kimdir? Allah'tır. O zaman Cenab-ı Hakk'ın yaratmadaki güç, kudret, kuvvet, ilim, alimliğinin önüne geçecek bir şey var mıdır? Yoktur. Allah isterse bir deveyi bir iğne deliğinden geçirir mi? Evet. Yaratma noktasında bunu yaratabilir mi? Evet. Bu hani biraz darbu mesel bir şeydir ya. Allah bir deveyi iğne deliğinden geçirebilir mi? Evet. Bu darbu meseldir. Yani Allah istediği anda istediği yaratmayı yapabilir. Ama Cenab-ı Hakk'ın yaratmada uyguladığı iki yöntem vardır. Bir, Allah hiçbir şey yokken bir şey yaratır. İki, bir şeyden çok şey yaratır. Biz bunu geriye doğru gidersek çok şeyden de bir şey yaratır. Bu mümkün müdür? Evet. İki, alem hep var olmuştur ezeli. Yoksa alemin bir başlangıcı var mıdır? Yani alem sonradan mı meydana gelmiştir? Alemin varlığı, yaratılışı, başlangıç noktası ezeli değildir. Başlangıcı vardır. Alem hep var olmuş değildir. Bugün astrofizikçiler yaşamış olduğumuz bu alemin kendince tarihini hesaplamaya çalışıyorlar. Yaklaşık diyorlar ki bu dünyanın ve insanların
yaşamış olduğu bu alem boyutunda 14 milyar yıl ışık yılı yaklaşık zaman biçiyorlar. Bu tabii yani insan ömrü açısından bakıldığımızda insanın ömrü alemin yaratılışından itibaren geçen zamanla alakalı bir göz açıp kapatması kadar oluyor. Başlangıçtan bugüne kadar hesaplarsak bizim dünya hayatımız göz açıp kapatıncaya kadar. Çünkü bir mesafe koysanız, bir başlangıç koysanız ve bugüne kadar 14 milyar yıllık bir zaman zarfı koysanız, içerisindeki 14 milyar yıl ışık yılı bir zaman düzlemi, bir metre koysanız, içinde insanın ömrü göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir zaman olmuş oluyor. Bunu böyle hayal ediyorum ben. Yani bir zaman dilimi, odanın baştan, buradan tekkenin başından başladık. İşte tekkenin kapısına kadar bu ikisinin arası 14 milyar yıl olmuş olsa, bunun içerisinin ikisinin arasında 14 milyar yıl olunca bizim 100 senelik ömrümüz bu kağıdın kalınlığı kadar filan oluyor. Kağıdın kalınlığı bile fazla oluyor. Kağıt kalınlığı fazla oluyor. O zaman eğer alem hep var olmuş mudur sorusunun cevabı hayır. Sebep, çünkü bizim inancımıza göre Allah bilinmez idi, bilinmekliği istedi, bir şey yarattı. Bu alemin başlangıcı bir şey yaratması, varlığın başlangıcı. Varlığın başlangıcı. Biz son dönem, ben 14 milyar yıllık bu alemi son dönem alem olarak görüyorum. Veyahut da alemlerin içerisinde bir alem olarak görüyorum. Ve bu alemin ilk olmadığına inanıyorum. Bu alemin ilk olmadığını, bizden önce de kim bilir sayısız alemler yaratıldığını. Cenab-ı Hak ezel, bu manada yaratması da ezel. Yok, oturun, beni rahat bırakın. Ben kendi düşüncelerimi rahatlatmak, kendi kalbimden geçenleri rahatlatmak için hareket ediyorum. İçimden, kalbimden geçenleri nasıl aktarayım diye zaman kazanıyorum. Helal olsun. Rahat düşünün. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları sonradan olgunlaşmaz. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları yok da olmaz. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları ezelidir. Başlangıcı yoktur. Eğer sizde yaratma gücü varsa ve siz ilahsanız, sizin yaratmanızın önünde duracak hiçbir şey yoktur. Eğer biz sadece kendi içimizde yaşadığımız bugünkü alemi konuşacaksak, bugünkü alemin bir başlangıcı vardır. Bugüne kadar gelen bütün filozoflar, feylesoflar, bunun üzerine konuşanlar, yazanlar, çizenler, mevcut yaşadıkları aleme göre baktılar. Onları ayıplamak, onları eksik görmek değil derdim. Benim inancım bu. Benim inancım odur ki bu alemin bir başlangıcı vardır.
Ama ezeli ve ebedi bir ilahın, Allah'ın önünde bu alemin 14 milyar yıllık olması çok affedersiniz fasafisodan başka bir şey değildir. Dudakta kürdan bile kalındır. 14 milyar yıllık, ışık yıllık bir alem ezel ve ebed duygusunun, ezel ve ebed ilminin içerisinde bir saç tanesi kadar zaman birimidir. Saç uzunluğu değil, kalınlık açısından. O alemlerin Rabbidir. O alemlerin Rabbi ise o zaman sadece bu alemi konuşmak, onun yaratmasına sınır koymaktır. Allah ne zaman Allah'ın var olduğu düşünülemez. Allah'ın var olduğu, yani var olduğu derken bir varlıktan var olduğu düşünülemez. Sonsuzdur. Sonsuz ise bu alemden dışarı çıkıp ezele doğru koşan bir kimse için hep alemden aleme, 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 alemden aleme sonsuz bir şekilde geriye dönmek. Yani normalde biz bu alemin başlangıcını buraya koyarsak, bu alemin normalde devam ettiğini düşünürsek, biz bu alemin burasında yaratıldık. Biz alemin burasında yaratıldık. Alemin başlangıcından itibaren. Biz öylesine Allah'ın nuruyla yürüdük ki, Allah'ın nuruyla, Allah'ın keşfiyle, Allah'ın göstermesiyle, Allah'ın duyurmasıyla, Allah'ın ayağıyla. Haşa, haşa, sözüm meclisten dışarı, onun kalbi yoktur ama onun kalbiyle geriye doğru, yani başlangıca doğru gittiğimizde burada, burada yeni bir Allah alem sonla karşılaşacağız. Bu buradaki bizim için başlangıç, başka bir alemin sonu olarak göreceğiz. Ve belki de bu alemler bir tane de değil. Madem ki benim inanışım elhamdülillahi rabbil alemin dediğimizde bu bizim alemimiz, yaşadığımız alem. Tek alemin, alemlerin Rabbi. O zaman bir tane alem yok. Alemin Rabbi deseydik, alemlerin demeyecektik. Bir alem var, onun Rabbi diyecektik. Ama alemlerin Rabbi bir tane değil. Bir tane değil ise birçok alem var. Ne kadar alem var? Sayısız. Sayabilir miyiz? Hayır. Bu alemin dışında mı? Evet. Bu yaşadığımız alemin başlangıcı var. Bununla oynayan filozoflar eski filozoflar. Eski filozoflar bununla oynadılar. Haklılardı. Yaşadıkları dünya ve yaşadıkları alem olarak sadece bunu görüyorlardı. Eski sufiler haklılardı. Onlara o kadar verilmişti. Onlara o kadar verildiği için keşfen bu alem içinde kalıyorlardı. Çünkü elhamdülillahi rabbil alemin dediklerinde alemlerin Rabbi olan Allah'ı bu alemle kayıtlı tutuyorlardı. Bu alemle kayıtlı tutup alemlerin dediğinde bu alemin içerisinde 18 bin alem var. Bu alemin içerisinde hayvanlar alemi, insanlar alemi, böcekler alemi, bitkisel alemi, işte bu alemin içerisinde ruhlar var, şunlar var, bunlar var diye haklılardı. Sadece alemin içerisindeki alemlerle uğraşıyorlardı. Yok, hayır. Bu benim inancım. Ben böyle inanmıyorum. Alemlerin Rabbi dediğimizde ezeli olarak Allah'ın yaratması, kudreti, kuvveti, ilmi, alimli bir şeyi çekip çevirmesi, bunun normalde bu alem olarak başlangıcı var
alemlerin Rabbi dediğimizde bu alemden önce sayısız alemler, sayısız alemler, sayısız boyuttaki sayısız alemler var. O zaman bu alemin, bu alemden sonra da alemler var mı? Evet. O yaratmaya devam ediyor. O her an bir yaratma üzerinde. O her an bir şan üzerinde. Onun için 14 milyar yıl ışık yılı bir alem civata, fasafiso. O böyle bir saç tanesi gibi değil onun nazarında. Bizim nazarımızda çok büyük, bizim nazarımızda çok girift. O yaratmaya devam ediyor. O şan üzerine devam ediyor. O şen üzerine devam ediyor. O perdeden perdeye binlerce alem, perdeden perdeye sayısız alemde ve her aleme kudretiyle, kuvvetiyle tecelli etmekte. O yüzden alem bir değil. Bu alem bir. Biz bu alemin içerisinde, hatta diyebiliriz ki bu aleme ait ruhlar alemi, bu aleme ait melekut alemi, bu aleme ait arş âlâ, bu aleme ait kürsi, bu aleme ait cennet, bu aleme ait cehennem, bu aleme ait mahşer. Hepsi de var mı? Hepsi de var bu alemin içinde. Ve bizim derviş kardeşler, keşfi açık olanlar burunlarının ucunu göremiyorlar daha. Arş-ı Ala'yı görmek onlara tat veriyor. Yürü Arş-ı Ala'dan ileri doğru. O senin zannın. Keşfinizi açmanız lazım. Bu neyle mümkün? Bu Allah'a sımsıkı yapışmak da mümkün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin izinden gitmek de mümkün. O zaman kalp açılacak. O zaman kalbe ilham gelecek. O zaman kalbe keşf gelecek. Kabir alim görmek başlangıç. Orada kalmayın. Orada kalıyor dervişler. Yürüyün. Bu 14 milyar yıllık, bu normalde ışık hızı olarak 14 milyar yıllık Allah'ın ilminin önünde çer çöpten başka bir şey değil. Bunun sonunda ne bulacaklarını da size bu fakir söylüyor. Diyorum ki sonunda hayal görecekler, hayalden başka bir şey görmeyecekler. Varlığın başlangıcı bir hayalden ibaret. Gördüğünüz bunca bu varlık aslında sizin gözünüzde varlık. O zaman alem ezeli mi? Hayır. Alem ezeli mi? Hayır. Başlangıcı var mı? Bu alemin başlangıcı var. Soru. Ezeli olan bir Allah alemle mi görünmek istedi? Daha önce ne yapıyordu? Bazen böyle latifeli söylüyorum. Bu varlığı yaratmazdan önce bacak bacak üstüne atıp ben ne yapayım mı diyordu. Üç, Tanrı evreni var olan bir şeyden mi yoksa yoktan mı yarattı? Eğer yoktan yarattıysa bu yokluk nedir? Bir şeyden yarattıysa o ilk madde nedir? Evet, Cenab-ı Hakk'ın iki yaratma şekli vardı. Birincisi neydi? Yoktan yaratma. Yok nedir? Yok, varlıktır. Bir şeyin adı varsa kendisi de vardır. Bir şeyin adı yoksa kendisi de yoktur.
Hiçbir şey yok iken o var idi. Burada yok olan hiçbir şeydir. O zaman hiçbir şey başlangıç olarak bir şeydir. O zaman bir şey yok iken o vardı. Allah bir şey yarattı. Bir şeyi yaratırken Cenab-ı Hak yaratma hadisi kutsilerinde ruhundan ve nurundan der. O zaman yoktan değildir. Ruhundan ve nurundan bir şey yarattı. Ruhu ne manaya gelir? Bilemedik, çözemedik daha. Nuru ne manaya gelir? Bilemedik, çözemedik daha. Bilemeyişimiz, çözemeyişimiz onun gerçekten ilahlığının ispatıdır. Onun ruhunun ve nurunun ne manaya geldiği onun ilahlığının ispatıdır. Çözemedik çünkü. Ha demek ki Allah bir şeyi kendi ruhundan ve nurundan üfleyerekten yaratmış. Ama o bir şey ne onu bilmiyoruz. Yaratmış olduğu o bir şey, buna cevher diyenler var. Buna filozoflar, felsefeciler, kelamcılar, tefsirciler, herkes bir şey söylemiş buna. Bu ilk yaratılan şeye. Ama en güzel isim benim çok hoşuma gitti. İmam-ı Azam'ın koymuş olduğu isim. Bir şey. Buna Arabi cevher diyor. İşte bazıları normalde geçti burada. Heyyula diyorlar. Bu yaratılan şeye. Göremedim şimdi onu. O zaman Allah yokluktan değil. Ya bizce adını bildiğimiz ama kendisinin tecelliyatını bilemediğimiz Cenab-ı Hak kendi ruhundan ve nurundan bir şey yarattı. Adem'e de kendi ruhundan üfledi ya. Adem'e de kendi ruhundan üfledi. O zaman Cenab-ı Hak bu alemi bu noktada kendi ruhundan ve nurundan bir şey yarattı. Bu yarattığı şey, bunun başlangıcı olma ihtimali de var. Ama böyle bir zamansal, boyutsal olarak yakalanması mümkün olmayan, biz bunu evvelinde evveli vardır diyerekten ta bu işin normalde sonsuz bir şekilde evvelinde evveli vardır diyerekten gidebiliriz. Bu bizi yorar, anlamsız bir şekilde götürür. Ama Cenab-ı Hakk'ın yaratmaya başlangıcı, yaratmanın başlangıcı kendi ruhundan ve nurundan bir şey yarattı. Bakın, bu benim kendi inanışım. Bunun ispatı yok. Bu varlığın başlangıcında şurası bizim yaşadığımız bu alemin başlangıcından önce alemlerin var olduğu gibi aynı anda da
başka alemlerin var olduğuna da inananlardanım. Öyle paralel evren filan meselesi değil bu. Ha, öyle düşünmeyin. O kuantumcular böyle bir paralel evren meselesi çıkardılar ya. Bu alemin içerisinde paralel evren, işte hiç kafamı yormadığım bir şey soruyorlar bana, var mıdır? Vardır diyorum ben. Ama benim dediğim öyle bir şey değil. Nasıl milyarlarca insan var ise milyarlarca alemde vardır. Bizden önce nasıl milyarlarca insan geçtiyse bizden önce de milyarlarca alem geçmiştir. Bu alem 14 milyar yıl ise bundan önceki alemler de bilmem kaç milyar yıldır. Hatta o alemler var mıdır? Vardır. Var mıdır? Vardır. Devam ediyoruz. Gazali'ye göre Allah evreni özgür iradesiyle yoktan ve sonradan yaratmıştır. Dolayısıyla alem hadis ve mümkün varlıktır. Evet, Gazali'ye göre Allah'ın evreni özgür iradesiyle, bu yoktan dediği şey. Yani tabi burası normalde yoktan demesinin sebebi, cisim olarak, madde olarak bir şeyden değil. Cisimsel, maddesel olarak, cevhersel olarak Allah bir şeyden yaratmadı. Ya burada tekrar söyleyeceğim. Mahiyetini bilemediğimiz ruhundan ve nurundan yarattı. Mahiyetini bilemediğimiz, ne manaya tecelli ettiğini bilemediğimiz. Bu Allah'ın ilminde saklı, Allah'ın ilminde gizli olan ruhaniyetin ve manevi ruhaniyetinin, yani ruhundan ve aynı zamanda da nurundan dediğimizde, mahiyetini bilemediğimiz, ruhu ve nurunun ne manaya geldiğini bilemediğimiz her ikisinden yarattı. Biz o manada deriz ki alemin ruhu vardır. O manada deriz ki ayet-i kerimede vardır. Yerin de göğün de nuru Allah'tır. Yerin de göğün de nuru Allah'tır dediğimizde, mahiyetini bilemediğimiz bu alemin Allah'ın nurunun içerisinde yüzdüğünü düşünürüm ben. Ve bu alemin de bu noktada ruhunun var olduğuna inanırım. Bu konuda da ayet-i kerimeler var. İbn-i Rüşd Rüşd'ün temel hareket noktası Aristo çizgisidir. Bir yandan Aristo'yu yanlış anlayıp yanlış aktardığı için Farabi ve İbn-i Sina'yı eleştirirken, diğer yandan Kur'an'ı yanlış yorumlayıp İslam görüşünü savunduklarını zanneden kelamcılar ve Gazali'yi eleştirir. Ancak birden bir çıkar ilkesinin doğru olmadığı noktasında Gazali ile aynı görüştedir. Birden bir çıkar soru işareti. Rüşd'e göre fiil iki sınıftan oluşur. Fiilin iliştiği eserin fiilin varoluşu anında kendisinden çıktığı fail sınıfıdır ki bu bir yapının var olmasıyla artık yapı ustasına gerek kalmaması gibi. Yani siz bir program dahilinde bir şeyin nokta olarak başlangıcını vuruyorsunuz ve o başlangıcını vurduğunuz anda o kendi kendisini programını kuruyor. Meseleyi anladınız değil mi? Yani bir bilgisayar programı gibi düşünün. Siz başlangıç düğmesine basıyorsunuz. Başlangıç düğmesine basınca program kendi kendisini kuruyor.
Ayrıca sizin müdahale etmenize gerek kalmıyor. Diyor ki fiilin bir bu kısmı vardır. O zaman diyor bu kısmıysa bir yapının var olması artık normalde var olduğu zaman bir yapı ustasına ihtiyaç yoktur. Yani Allah bu alemi var etti, programını yükledi, alemi var ettikten sonra bir daha Allah'a gerek yok. Bunu böyle anlayın. İkincisi, kendisinden esere ilişik olan yalnızca bir fiilin çıktığı ve bu eserin de ancak fiilin kendisine ilişmesiyle var olduğu fail sınıfıdır. Yani fiil yok olunca eser de yok olur. Yani Allah'ın herhangi bir fiili yok olunca eser de yok olacak. Allah'ın herhangi bir fiilinin yok olması mümkün olmadığına göre Allah kudret sıfatını o fiilin, o eşyanın üzerinden alınca o eşyanın yok olması gerekir. Ama eşya yok olmuyor. Dönüşüyor. Şekil değiştiriyor. Yaratma devam ediyor. Anladınız mı? Böylece o Allah'ın aleme müdahalesinin sürekli olduğuna inanır. Evet, ben de ona inanırım. Cenab-ı Hakk'ın bütün var olan varlığın üzerine Cenab-ı Hakk'ın müdahalesi devam eder. İbn-i Rüşd, ikisi birbirinin tam karşılığı ve üçüncü ise bu ikinci arasında kalan üç varlık çeşidinden bahseder. Birincisi, öncesinde zaman olan hadis varlıklar. Yani öncesinde zaman olan, yani öncesinde bir mesafesi olan, yaratılmış olanlar. İkincisi, zamanın öncelemediği ezeli varlıklardır. Yani bir şey var, mesela işte onun var olması için zamana ihtiyaç var. Ama bir de varlıklar var, anında bu öncelemediği ezeli varlıklardır ki bu Allah'tır. Bu öncesiz olan Allah. Burada hani Cenab-ı Hak ruhları yarattı ama henüz daha dünyaya tecelli etmedi. Önünde zaman var. Veyahut da Allah bir şey yaratacak. Onun normalde, nasıl söyleyeyim, kendince yazılımı hazır ama henüz daha yaratmaya girmedi. Üçüncüsü, bir şey aracılığıyla meydana gelmemiş, kendinden önce zaman geçmemiş olan fakat bir şey sonucu meydana gelmiş varlıklardır. Bu da alemdir der. Kendinden önce zamanı yok. Yani kendinden önce varlığı yok. O yüzden zamanı yok. Benim kanımca İbn-i Rüşd şu görüşü mükemmel der ki yaratma tamamen metafiziksel bir konudur. Evet. Buna katılıyorum. Bu H. Sarıoğlu kimse? Kim H. Sarıoğlu? Bu İbn-i Rüşd'ün yaratma tamamen metafiziksel bir konudur dediğine yerden göğe kadar katılıyorum. Yaratma gerçekten metafiziksel, yani manevi bir şeydir. Metafizik dediği şey fizikin üstünde, fizikle alakası yok. Hesabı kitabı bu noktada maddi fizikle alakalı olmayan, metafizik dediğimiz görünmeyen gayb alemiyle alakalıdır. Halk içinde tartışılmamalıdır. Evet, böyle söylemişler. Yaratmayı halk içinde tartışmayı uygun görmemişler. İlk sufiler de bunların konuşulmasını uygun görmemiş. Ama benim sufi hayata adım attığımdan itibaren bunu ben cemaatin içerisinde konuşmayayım, ben bunu anlatmayayım, benim burada bunu söylemeyeyim diye böyle bir kendime şerh düşüşüm olmadı. Paldır küldür inanışım neyse ben bunu anlattım. Allah bu konuda hata yaptıysam Allah beni affetsin. Ben halk içinde tartışıyorum. Halk içinde derken tartışmak da değil. Ben kendi inanışımı, kendimce kendi bilgimi derviş kardeşlerle paylaşıyorum. Bunu tartışmak için değil. Ve bu meselelerle alakalı hiç kimseyle tartışmam. Birisi bir şey söylerse senin inanışın, senin tespitin bu der, çekilirim kenara. Bunlar müteşabih meseleler. Bunlar tartışma götürecek şeyler değil. Herkesin kendi keşfince ve ben bütün insanların kendilerince keşiflerinin olduğunu,
kendilerinde bir keşif pencerelerinin, keşif perdelerinin olduğuna inanırım. Siz en ilimsiz, cahil olarak gördüğünüz kimsenin dahi bir keşf penceresi vardır kendince. O yüzden o keşf penceresi ne kadar berraktır, ne kadar geniştir, ne kadar uzağı görür, ne kadar yakını görür kendisine aittir. Ama bu noktada kendince bir keşf penceresi var mıdır? Vardır. Ona inandığımdan dolayı bu görüş ve düşüncelerimi kardeşlerin, arkadaşların arasında paylaşmaktan korkmuyorum, çekinmiyorum. Bu konuda eleştiriliyor muyum? Evet. Taşlanıyor muyum? Evet. Namusuma kadar laf söyleniyor mu? Bunu şikayet için söylemiyorum. Evet. Onların cahilliklerinden. Biz Allah'ı tanımak ve bilmek için yaratıldık. Hata yapabiliriz. Eksikliğimiz, noksanlığımız olabilir. Ama asıl yaratılış gayemiz bu. Onu tanımanın, onu tanımanın, onu bilmenin yolu varlığın üzerinde fikir yürütmekle mümkün. Çünkü Cenab-ı Hak zat olarak görünmesi mümkün değil. Hatta Allah neredeydi? Amadaydı. Amadan önce bilinmez idi. Bilinmez idi. Bilinmekliği istedi, bir şey yarattı. Bilinmekliği istediği için bir şey yarattı. Demek ki o bir şey bizi onu tanımaya götürecek. Yarattığı bir şey onu bilmeye götürecek. İbadetler bizim doğru yolda olmamızı gösterir. Onu tanımada, onu bilmede birer vesiledir. Çünkü ona ne kadar yaklaşırsak onu o kadar fazla tanır biliriz. Ona yaklaşma ise vesilelerledir. O yüzden namaz, oruç, zikir onu tanımamıza, onu bilmemize bir yoldur, bir vesiledir. Namazsız bir kimse onu tanıyabilir mi? Evet, tanıyabilir. Ama tam manasıyla tanımaz. Onun razı olduğu bir tanıma olmaz. O yüzden onun haram kıldıklarından uzak durarak, helal kıldıklarının içerisinde durarak, onun emrettiği ibadetleri yaparaktan, varlığın üzerinden. Çünkü varlıkta onun bütün sıfatlarının tecelliyatları var. Varlığı tanımlayabilirsek, o zaman onun sıfatlarını tanımlama, o zaman onu bilme noktasında yürüyebiliriz. Eğer varlık bu yüzden bizim için önemli, onu tanıyabilmek için önemli. Bu varlığın bir kıymeti var ise, onun tanınmaklığı olduğu için kıymetli. Yoksa bu varlığın bir kıymeti yok. Onun indinde de bu varlık kıymetliyse, kıymetli olmasının sebebi onun tanınmasına vesile olmasından dolayıdır. Onu tanıtacak her şey bu manada kıymetlidir. Onu tanıtacak her şey. O zaman varlığı bu manada, onun sıfatlarının tamamının, sonsuz tecelliyatlarının olduğunu düşünürsek, varlık bize bir kitap gibidir. Onu tanımak kitabı gibidir. Onu bilmek kitabı gibidir. Bu kitabın anası, bu kitabın ön sözü, Fatiha'sı Kur'an-ı Kerim'dir. Bu varlık kitabının ön sözü hükmünde, Fatiha'sı hükmündedir Kur'an-ı Kerim. Varlıkla alakalı çözümlenemez meseleleri Kur'an'a bakaraktan çözmeye çalışırız. O yüzden Allah'ı bilmenin birinci yolu Kur'an'dır. Kur'ansız Allah'ı bilmek bizi sapıklığa götürür. Ve Cenab-ı Hak mahlukatı, insi ve cinsi, cinni kendisi tanınsın diye yarattı.
Bize bu manada o zaman yaratma, Cenab-ı Hak bütün fiiliyatı, her ne var ise hepsinin de kendisinin yarattığını söylüyor Kur'an. Halk içinde konuşulur mu? Kur'an halk içinde indirildiyse ve Kur'an bu insanların kitabıysa, bu kitap Allah'ın yaratmasından bahsediyor bize. Varlığın yaratılışından bahsediyor. Varlığın yaratılışından bahsediyorsa halk içinde konuşulması gerekir. Din belli bir elit sınıfının dini değildir. Din siz anlamazsınız, biz anlarız sınıflarının dini değildir. Eğer öyle olursa bu Hristiyanlığa, bu Museviliğe doğru kaçar. Onlar söylüyorlardı bunu. Siz anlamazsınız, siz bilmezsiniz. Dini ruhban sınıf olarak biz biliriz diyorlardı. Aynı ruhban sınıfı ne yazık ki İslam'ın içerisinde de gelişmeye başladı. Müslüman dünyada da belli bir sınıf oluşup siz bilmezsiniz, biz biliriz. Ve biz bildiklerimizi de sizlerin önünde tartışmayız. Siz avamsınız, biz hasız. Bu ehli tasavvufun içerisinde de var. Bu ehli hadisçilerin içerisinde de var. Bu ehli fıkıhçıların içerisinde de var. Bu ehli tefsircilerin içerisinde de var. Bu diyanetçilerin içerisinde de var. Bu ilahiyatçıların içerisinde de var. Hayır! Allah'ın ilmini saklayanlar, Allah'ın ilmini söylemeyenler, Allah'ın ilmini yaymayanlardan daha zalim, daha kör, daha firavun, daha nemrut hiçbir kimse yoktur. Bilene bildiğini söylemek farzdır. Bilene bildiğini, biliyorsa bir kimse, onun bildiğini paylaşması farzdır. Çünkü bu bilgi Allah'ın bilgisidir. O kimsenin kendisinin değil. İlim Çin'de de olsa gidip alınız. O Müslümanın yetik malıdır. Bunu saklayanlar zalimlerdir. Metafizik, metafizik anlatırız. Bir daha anlatırız. Bir daha anlatırız. Bir daha anlatırız. Bildiğimiz her ne var ise anlatırız. Saklamayız. Ben saklamam. Hiç bugüne kadar da saklamadım. Allah bizi affetsin. Metafizik konulardaki yorumların kesin telakki edilmeyerek ancak herhangi bir yorumun diğerinden daha tutarlı ve başarılı olduğu söylenmelidir. Buna yürekten katılıyorum. Çok hoşuma gitti bu. Bu çok hoşuma gitti bu tespit. Kardeşimizden de Allah razı olsun. Çok hoşuma gitti. Evet. Bu tip hale dayalı, keşfe dayalı. Hale ve keşfe dayalı. Metafizik olgular, metafizik bilgilerin bu noktada iddia meselesi olması mümkün değildir. Kesinliği de o kimseye, göreni bağlar. Görene aittir. Diğerleri inanmak zorunda değildir. Bunun tartışması da yapılması uygun değildir. Sufiler o yüzden az önce de dedim ya, tartışmam. O böyle de olabilir mi? Olabilir derim. Böyle oluyor, öyledir derim. Senin için öyledir. Tartışmak yok. Ama içkinin haramlığını tartışırım. Haram belli. Ona derim haram kardeşim. Bana da ona göre buna göre yok. Öyle miydi böyle miydi yok. O muhkem. O tartışma götürmez. Bu meseleler bunlar tartışma götürür. Bir başkası başka bir hal görür. Eyvallah. Görmüştür de gerçekten. Senin halin sahih değil demem. İnançlar doğru olduğunda ve açıkça kanıtlandığında
bilgiyi oluşturur. Richard Simburg söylemiş. Evet, inançlar kendince kendi inancında doğrudur ve bilgi oluşturur. Ama o bilgi doğru değildir. Bu manada o bilgi doğru değildir. Sebep, bu varlıkla alakalı, bu noktada keşifle alakalı meselelerde illaki o doğru değildir. Ama inançlar doğru olduğunda dediğimizde bütün herkesin inancı kendince doğrudur çünkü. Siz bir Budist'e senin inancın doğru değil diyebilir misiniz? O da zaten sizin inancınızı doğru görmediğinden kendi inancını doğru görüyor. O sizin inancınızı doğru görse gelecek sizin inancınıza takılacak. Ama o kendi inancında duruyor. Kendi inancının dışındaki inançların belki de hiçbirisini de doğru görmüyor. Arabi muhteşemdir burada. Arabi der ki bütün inananlar gerçekte Allah'a inanırlar. Nesnel olarak önlerinde bir şeyler vardır ama bu noktada inanış noktasında hepsi de Allah'a inanırlar bilerek veya bilmeyerek derler. Alemin kökeniyle ilgili şu felsefi ve kelami tutumların ortaya çıktığını görürüz. 1. Alem maddesiyle, suretiyle, zamanı ve unsurlarıyla ezelidir. Ve onu idare eden bir ilah, yaratıcı yoktur. Bu materyalizmin görüşüdür. Evet, buna katılmıyoruz Müslümanlar olarak. Alem bu noktada kendince ezeli değildir. Hadistir, yani sonradan yaratılmıştır. Ve bir yaratıcıya ihtiyacı vardır. 2. Alem ile birlikte onu yaratan manevi bir varlık vardır. Bu varlık alem onunla birlikte ezeli olsa alemin idarecisidir. Burada normalde buna şart düşmem gerekiyor. Şart düşmem gereken olan şey şu. Alem ile birlikte ona yaratan bir manevi varlık vardır. Bu varlık alem onunla birlikte ezeli bile olsa alemin idarecisidir der. Buradaki alemin ezeliliğine katılmadığımdan dolayı şerh düşüyorum. Bu noktada biz Müslümanlarca bence daha doğrusu ki buna bütün İslam ulemasının, alimlerinin ve felsefeci demeyeyim, sufilerinin ortak inanışıdır bu. Alem ezeli değildir. Alemin başlangıcı vardır. Bu ikinci görüşü açalım. Tanrı eşyanın suretlerini ve unsurlarını ezeli bir maddeden meydana getirmiştir. Bu görüşü Platon savunur. Biz bunu kabul etmiyoruz. Tanrı eşyanın suretlerini ve unsurlarını ezeli bir maddeden meydana getirmiştir diyor. Hayır. Burada madde dediğimizde iş materyalizme giriyor yine. Cenab-ı Hak bu alemi bir maddeden yaratmadı. Bu alemi bir şeyden de yaratmadı. Kendi ruhundan ve nurundan bir şey yarattı. Bu noktada bir şey yarattıktan sonra eşyanın suretleri ve şekilleri, şemalleri yaratılmaya başlandı. O eşyaların suretleri ve şekilleri de yaratma noktasında ezeli değildi. Yaratma başlandı. Bu alem başlangıcında onlar da yaratıldı. Bu alemin başlangıç noktasını biz bir şey kün dersek, başlangıç noktasında bu alem ait, bu alem ait. Her ne lazımsa hepsini de Cenab-ı Hak var etti.
Hepsinde Cenab-ı Hak var etti. Bu aleme ait. Biz içinde yaşadığımız bu alemi konuşuyoruz şimdi. Bu aleme ait melekler, bu aleme ait işte cenneti, cehennemini, lef-i mahfuzu, kürsüsü, kitabı, peygamberleri, müminleri, inananları, inanmayanları, hepsi de bu aleme ait. Tanrı ezelidir, alemde maddesiyle, suretiyle ve zamanıyla ezelidir. Ama aleme hareket vermesi yönüyle Tanrı, alemin illeti gayesidir. Bu görüş Aristo ve İbn-i Rüşd'ündür. Evet, Allah ezelidir. Alemde maddesiyle, suretiyle ve zamanıyla ezelidir. Alemi de ezeli görüyor. O yüzden biz alemi ezeli görenlerden değiliz. Bunu kabul etmiyoruz. Allah alemi, yani burada ben böyle alemi ezeli görmelerinden dolayı kendimce İbn-i Rüşd'ü küfür ehli olarak görenlerden değilim. Bir kimse bir meselede içtihat eder, isabet ettirirse bir sevap, 10 sevap isabet ettiremezse 1 sevap alır. Öyle bu müteşabih meselelerin üzerinde görüş beyan eden kimselerin görüşlerine katılmayabilirsiniz. Görüşlerine katılmadığınız Müslüman kimseleri küfürle itham ederseniz eksiklik ve yanlışlık yapmış olursunuz. O zaman yolu kapatmış olursunuz. İslam dünyasında içtihat kapısının açık olması gerekir. Ama metafizik olgularda, ama fıkıhla, ama hadisle, ama kelamla, ama hadis, Kur'an ve sünnet çerçevesinde İslam'ın içerisindeki diğer ilimlerle alakalı içtihat kapısının açık durması gerekir. Ne zaman ki içtihat eden kimselerin içtihatlarından dolayı onların küfürlerine fetva verirsek, içtihat kapısını kapalamış, içtihat kapısını yaralamış ve İslam dünyasının içerisinde kendince düşünen, akleden, fikreden, o konuda zaman, o konuda dirsek çürüten, zamanını ayıran, gözyaşı döken kimselerin haklarına girmiş oluruz. Allah muhafaza eylesin. Allah alemi herhangi bir ezeli maddeden meydana getirmemiş, tersine südur yoluyla var etmiştir. Bu südur ezelidir. Alem de zaman yönünden ezeli, zat yönünden mümkündür. Bu görüş Plotin, Farabi, İbn Sina gibi filozoflarındır. Buna da katılmam mümkün değildir. O yüzden yine alemi zaman yönünden ezeli olarak gördükleri müddetçe, alemi ezeli gördükleri müddetçe bu görüşlere katılmayacağım hiçbir zaman. Çünkü alem ezeli değildir. Bu içinde yaşadığımız alemle alakalı söylüyorum. Şunu diyebilirim. Alemler, alemler ezeli ve ebedidir. Evet. Bu benim kendi inanışım. Alemler, alemler, alem değil. Alemler ezeli ve ebedidir. Allah alemlerin Rabbidir. Bu alemin bir başlangıcı vardır. Ama biz ilk alemi bulamayız. Buna matematiğimiz yetmez. Var olduğuna inanıyor muyum? Evet. Bu alemden sonra veya bu alemin alemle beraber başka alemler var mıdır? Evet. Buna inanıyor muyum? Evet. Tekrar söylüyorum. Bu alemle beraber başka alemler var mıdır? Evet. Bu alemden sonra alemler varılacak mıdır? Evet.
Buna inanıyor muyum? Evet. Ama bu alemin ezeli olduğuna inanmıyorum. Bu alemin bir başlangıcı var. Bu alemin bir başlangıcı var olanın sonu da vardır. Alemde ebedi duracak olan insandır. İnsan ezeli midir? Hayır. İnsan ezeli midir? Hayır. İnsanın başlangıcı var mıdır? Evet. İnsan ama bu son, bu manada sonsuz mudur? Evet. Bana deseler ki başlangıcı var olup sonu olmayan bir şey söyle, ben insan derim. Bu yüzden de çok mutluyum. Sonsuzluk muhteşem bir duygu. Bunu düşününce ayaklarım yerden kesiliyor. Bunu düşününce hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabut diyen peygamberimizi biraz daha anlamaya çalışıyorum. İnanıyorum ki o benim gibi fukaranın fukaranın fukarası bir kimsenin çok 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 üstünde vahiy ve keşif bilgisine sahipti. Ve bir insan düşünün, ebedi olarak var olacak. Ebedi. Bir ebedi hayat düşünün. Bir ebedi hayat düşünün. Sonsuz bir hayat düşünün. Sonsuz. Sonsuz bir hayatı geçirecek olan insanın bu dünyadaki Allah'ı tanıma ve bilme noktasında yaptıklarının zerre tutmaz. O yüzden Cenab-ı Resulullah dedi ki hakkıyla sana kulluk edemiyorum ya mabut. Bunu söylerken peygamberliğinin son demleriydi artık. O 23 yıllık peygamberliğinin son demlerinde Allah'ı tanıyacak, Allah'ı tanıyacak olan bu varlığın içerisinde Allah'ı tanıyacak olan en zirve şahsiyet olan Allah'ı tanımada, Allah'ı bilmede eşine, enderine rastlanmayacak olan bir şahsiyet sana hakkıyla kulluk edemedim diye bangır bangır bağırıp inim inim inliyordu. Sebebi ebedi şerbetten içmenin getirmiş olduğu mesuliyetti. Bize o ebediyet şerbeti içirdi. Biz en iyi onu biz tanırız diye, onu en iyi biz biliriz diye, onu en iyi biz anlayacağız diye, onu en iyi biz tanıyacağız diye, onunla en iyi biz sohbet edeceğiz diye, onu ancak biz anlardık, onu ancak biz anlarız, onu ancak biz dinleriz, o dinlediğimize yorum katan ancak biziz, o da bizsiz dildaşından ayrıdır, biz de dildaşımızdan ayrıyızdır. O yüzden Hazreti Muhammed Mustafa ebedi olarak dildaşlık, dildaşlık edeceği, ebedi olarak yoldaşlık edeceği, ebedi olarak dostluk edeceği Hazreti Allah'a hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabut diye inim inim inliyordu. Allah'ı tanımadan ve bilmeden uzak olanlar ise Allah'la ebedi bir dostluk şerbeti içtiğinin farkında olmayanlar bundan uzak bir hayat yaşadılar. Ve onlar
Muhammed-i Mustafa'nın bu deyişini anlamadılar. Anlamadıkları için de bu meselede dini sadece namaz kılmak, oruç tutmak, örtünmek, sakal bırakmak, cübbe giymek olarak algıladılar. Bu da işin başka bir handikapı oldu. Namazın, sakalın, orucun, ibadetlerin Allah'a yakin olmada birer vesile olduğunu, o vesilelikten çıkarıp onu amaca, maksada dönüştürdüler. Oysa amaç onun bilinmesiydi. Amaç insanların ona yakınlık peyda etmeleriydi. Yakınlıktan amaç, o her şeye yakindi. O her şeyini biliyor senin. O her şeyini anlıyor. O her şeyini tam manasıyla biliyor. Yakınlıktan kasıt hususi bir yakınlıktı. Gönle dokunmak. Yakınlıktan kasıt onun bu manada hücrelerine dokunmaktı. Bu manada yakınlıktan kasıt onu bilmekti, onu tanımaktı, onu sevmekti, ona aşık olmaktı, onunla dildaş olmaktı, dildaş olmak. Yoksa sizin hiçbir şeyinize muhtaç değil. Hiçbir şeyinize. Sizin veya ben kendi nefsim için söyleyeyim. Benim paçavra gibi namazıma mı muhtaç? Benim paçavra gibi orucuma mı muhtaç? Benim paçavra gibi kimliğime, şahsiyetime mi muhtaç? Haşa! O bilinmek istedi. Muhteşem bir şey. Bilinmek istedi. Yaratılışın amacı oydu. O yüzden buna da katılamayacağız. Ezeli maddeden yaratmaya da katılamayacağız. Allah alemi bir şey olmayan yoktan yaratmış. Bunu südur yoluyla ve ezelde değil iradesi gereği başlangıcı olan bir zamanda yaratmıştır. Bu da kelamcıların ve Gazali'nin görüşüdür ki biz buna katılıyoruz. Evet. Cenab-ı Hak hiçbir şey yok iken o var idi ve hiçbir şey yok iken bir şey yarattı. O yarattığı şeyi ben ruhundan ve nurundan olarak görüyorum. Ve o bir şeyden her şeyi yarattı. Ve bu noktada da bu yaratmanın başlangıcı vardı. Bu yaratmanın başlangıcı var ise bu varlığın, bu kainatın da bir sonu olacak. O yüzden ben o görüşe katılanlardanım inşallah. Bu heyyuleydi, heyyule, heyyula olarak adlandırılan şeyi eğer bir hayal olarak, onun karşılığı hayal miydi? Baktın mı karşılığına? Bunun karşılığı hayaldi herhalde, bilmiyorum heyyulanın bu noktada. Kendi şekilsiz ilk madde, çeşitli şekilleri kabul eden pasif güç demiş. İbn Sina da heyula bileşiktir çünkü heyula kendinde heyuladır. Bilfiil cevherdir ve aynı zamanda istidattır. Heyula ancak dışarıdan bir hakikat gelir ve bu sayede o bilfiil hale gelir. İşte bu hakikat suretin ta kendisidir demiş. İbn Rüşd de her cisim oluşup bozulan ilk madde heyula ve suretten meydana gelir demiş. Şimdi bu tabi hem İbn Sina da İbn Rüşd de hem diyorlar ki alem ezelidir. Şimdi bir de bu noktası var. Burada da heyyula diyorlar ki bir cisim oluşup bozulan ilk madde heyyula ve suretten meydana gelir diyorlar. Yani hani ezelden vardı. Nereden bir cisim oluştu şimdi? Bunların normalde hiçbirisine de katılmıyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir şeyde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki
Allah ilk aklı yarattı. Ona gel dedi, geldi. Git dedi, gitti. Ve dedi ki, Allah nezdinde senden daha hayırlı bir şey yaratmadım. O hani ruhundan ve nurundan diye nitelendirdiğim şey, ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhaniyeti olarak görüyorum. Cenab-ı Hak tekrar bu alem için söylüyorum bunu. Bir şey yarattı. Burası biraz işin farklı perdesi. Sahabeler soruyorlar ya, ya Resulallah, hiçbir şey yok iken Allah neredeydi? Cevap söylüyor ya, amadaydı. Ben amayı bir veçesiyle Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti olarak görüyorum. Burası tehlikeli bir nokta, susuyorum. Ayet-i kerime vardı ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri için diyor ki, ben seni alemlere rahmet olarak yarattım. Sen sorabilirsin. Şu anda başka bir alem de var dedi. Ve bu alemde son değil diyorsun. Reenkarnasyona inanıyor musun? Hayır. Peki bu hayal için de hayal. Eyvallah. Biraz açar mısın? Reenkarnasyon bir kimsenin ruhunun başka bir zaman içerisinde başka bir şeyin üzerinde tecelli etmesi. Bu manadaki bir reenkarnasyona inanmıyorum. Çok basit bir şey. Bu manadaki bir reenkarnasyona asla inanmıyorum. Yani bir kimsenin ruhunun öldükten sonra at veya eşek, kedi olarak geleceği veya daha mükemmel bir insan olarak geleceğine, buna inanmıyorum. Asla. Ben insanı biraz fazla önemsiyorum. Ama o insanın ruhaniyetinin veya o insanın başka bir alemde, başka bir boyutta, başka bir şekilde tecelli edeceğine inanıyorum. Hayal içinde, hayal açar. Bu sufilerde görünen bir haldir. Bunu şimdi ilk önce ben en alt noktasından başlayayım. Sufiler rüya görürler. Rüyalarında rüyasını şeyhine anlatır. Böyle rüya gören elini kaldırsın. Kaldır elinizi.
İndirin. Bu kardeşler şimdi beni daha iyi anladılar. Bu kardeşler çünkü rüyalarında bir rüya gördüler. Rüyasında rüyasını tevil ettirdi. Bir başkasını anlattı. Abdülalim anlat bakayım rüyanı. Rüyamı tam hatırlamıyorum ama rüya gördüğümde rüyamı gelmiştim size anlatıyordum tekrardan rüyamı. Rüya içerisinde ama rüyanı tam olarak hatırlamıyorum. Sadece rüyanı rüyanda bana anlattığını gördün. Evet babacığım. Yani sizin de bana cevap verdiğinizi biliyorum babacığım. Ama ne olduğunu bilmiyorsun. Evet. Bu hayal içerisinde hayal dediğimiz şey, rüya içerisinde rüya, hal içerisinde hal. Bunun bir çıt farklı bir anı veya farklı bir şeyi söyleyeyim. Zikrullah esnasında. O kimse zikrullah halakasında zikrullah ediyor mu? Evet. Bakın, o zikrullah etmesi bir hal mi? Evet. O esnada zikrullah'ta hal gördü mü? Evet. O halin içerisinde, o halin içerisinde kendisi farklı bir hali gördü mü? Evet. Bu rüya içerisinde, rüyanın hale döndür şimdi. Bunu hayalin bir veçesi vardır. İnsanların kendilerince kurguladıkları hayaldir. İnsanların kendilerince kurguladıkları hayal bilgileri nispetindedir. Hayal kurar, bilmediği bir yerin hayalini kurabilir mi? Hayır. Bilmediği bir şeyin hayalini kurabilir mi? Hayır. Bu hayalin bir veçesi. Hayalin bir veçesi daha vardır. Bu keştir. Bu keştir. Bir şeyde yoğunlaşır, yoğunlaştığı şeyle alakalı bilmediği bir şey gelir ona. Bu yoğunlaşaraktan ulaştığı bir bilgidir. Hayal olarak gelir. Bir veçe daha söyleyeyim size. Hiçbir şeyle uğraşmaz. Onunla uğraşır. Ve o tepeden ona bir hayal indirir. Bu da keşfin ortasının üstünde bir şeydir. Şimdi hayal içerisinde hayal, buna en aşağı noktadan bakarsak bu varlık komple hayaldir. O hayalin içerisinde bir hayal de bizizdir. Bu varlık komple hayal midir? Kendi inanışım. Evet. O hayalin içerisinde bir hayal de biz miyizdir? Evet. O hayalinin içerisinde, o hayal içerisinde hayalinde hayali var mıdır? Evet. O hayal içerisindeki hayalin hayaline tepeden müdahale hayal var mıdır? Muhteşemdir. İşte bu da keşfin zirve noktasıdır. Benim anladım. Soru alabilirim senden. Tavanın bir meşhur şeyi var. Diyor ki rüyamda ben kelebektim. Dağ tepe dolaştım, gezdim. Sonra uyandım. Acaba ben kelebek miyim rüyamda tavayı gördüm? Yoksa tava mıyım kelebeği gördüm? Yani alemin, diğer alemde de biz yaşıyor olabilir mi? Onu az önce söyledim. Dedim ki bir kimsenin ruhunun at eşek olarak bu aleme geleceğine inanmıyorum dedim. Evet. Bu gördüğü rüya o kimsenin kendince hak mıdır? Evet. Başka bir boyutta bu alemde değil. Var olan bu alemde, yaşadığı bu alemde değil. Başka bir alemde, başka bir boyutta. Kelebek olarak
uyuşmuş olabilir mi? Evet. Ama o rüyanın manası bu mu? Hayır. Bak o rüyayı böyle tevil etmiş olabilir mi? Evet. Ama o rüyanın bizcesi tevili öyle mi? Hayır. Bizce tevili farklı. O yüzden hayır dedim. Saat 10:30 oldu. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Konu biraz böyle ilk önce okudum sıkıcıymış gibi geldi. Ama sonradan herhalde biraz heyecanlı oldu. Şu gelen sorulara da hızla bakayım. Ondan sonra semaya geçelim. Rabbimiz hiçbir şey yokken kendisi evvel ve ezel olan nur ruhaniyeti ve ruhaniyetinden bir şey yarattı. Yarattığı o şeyde evvel ve ezel kokusu olabilir mi? Çünkü kendisinden yarattığı için. Her şeyde ezel ve ebed kokusu alabilirsiniz. Her alemin Adem'i var mıdır? Muhakkak vardır, alem varsa Adem'i de. Ümre veya hacca gitmeden önce akrabalarımızı ve komşularımızı helalleşmemiz gerekir mi? Bugüne kadar helalleşmedin mi hiç? Sufi her dem helalleşme noktasında olur. Erkek çocuklarının sünnet olma yaşı kaçtır? Oğlum 2,5 yaşında, Allah razı olsun, hakkınızı helal edin. 7 yaşına kadar sünnet olunabilir. Kadınlar eşlerine destek olmak için çalışabilirler mi? Neden çalışmasınlar ki? Bir kimse şemsinden ayrı kalmaya nasıl dayanır? Bu durumda nasıl sabırlı olmalıdır? Şemsi ile her saniye birlikte olamadığından dolayı şemsine içten içe kızması, kendisi can çekişiyor hissetmesi normal midir? Bu ayrılık acısına nasıl sabredilir? Bir ayrılık acısı çeken birisine sormak lazım. Şemsinden ayrı düşen bir kimseye sormak lazım. Bunu ayrı düşenlere sormak lazım. Biz nereden bileceğiz ayrılık acısını? Ayrılık acısı çekenlere sormak lazım. Değil mi Salih? Sen hiç ayrılık acısı çektin mi? Çektin. Maşallah, öylesine sevdin demek ha. E ne oldu? Geçti mi acı? Daha duruyor mu acı içinde? Vay be. Geçmiyor mu hiç o acı? Hiç mi geçmiyor? Duruyor desene orada. Vay be. An gün ve gün değil mi? Askıdaki et gibi değil mi? Koksa kokmuyor değil mi? Bir müddet sonra kokusu çıkar askıda olan her şeyin mi? Selamünaleyküm.